Amerika Birleşik Eyaletleri'nin New York kentinde bir dokuma fabrikası. Çok ağır çalışma koşulları, uzun süren iş günleri ve buna karşın elbette düşük ücretler. Koşulların her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelmesi kadın işçilerin tahammül sınırını zorlamaya başlamıştı. Bedenlerini sömüren bu sistem ruhlarına da hakaret etmekteydi. Kararı aldılar. Grev yapacaklardı. Talepleri açıktı. Daha iyi koşullarda, daha kısa, mantıklı. Mesela 10 saat iş günü, eşit işe, eşit ücret talebi. 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve başladılar. Gördükleri baskıya rağmen hiçbiri bir adım geri atmadı. Fabrikanın etrafını polisler çevirdi. Arkasında da her gün daha da biriken büyük bir halk. Basılan ve dağıtılan bütün mecmualarda İşte bu olay yankılanıyordu. Kadınlar dünyayı daha adaletli, daha güzel bir yer yapmak için direndiler. Elbette bu direniş birilerinin hoşuna gitmedi. Ve kadınların fabrika içindeki eyleminde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Maalesef 129 kadın insanlık onuru için direndi ve yanarak hayatını kaybetti. Tarih 8 Mart 1857. İşçilerin cenaze merasimine 10 binden fazla insan katıldı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin bu olayın ardından 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını öneri olarak sundu. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911'de Almanya'da ve İsviçre'de anıldı. Rusya 1921'de, Amerika 1960'tan sonra bu anmalara katılmaya başladı. Birleşmiş Milletler 66 yıl sonra 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul etti. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandı. 1975 yılından sonra ise kitlelerin çok kalabalık bir coşkuyla bugünün bilincinde kutlandığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Kadınlar 10 Yılı programından Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi'nin ev sahipliğini yaptı. 1980 12 Eylül darbesinde maalesef bunun gibi bütün kutlamalar junta yönetimi tarafından durduruldu. 1984'ten itibaren ise her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Nekre'de sonsuza kadar saygı duyulması gereken varlıklar, kadınlar ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün hikayesi anlatıldı. Unutmayın, dünya güzel ve adaletli bir yer ise bunu bir kadından duymadan inanmayın. Erişemeyecektim.
kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuşların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu, Akşehir üstünden Afyon'a doğru.